Merhaba, ben Yusuf Karabulut. Bir önceki videomda sizlere zombilerin gerçekleşmesine yol açabilecek faktörlerden bahsetmiştim. Şimdi izleyeceğiniz video bir önceki videonun tersi olacaktır. Sinema ve dizi dünyasının popüler korku temalarından biri olan zombi gerçeğiyle yüzleşmeye hazır mısınız? Gerçekten bir gün her yerde beynimizi kemirmek isteyecek zombiler söz konusu olabilir mi? Bu videomda sizlere zombilerin imkansız olduğunu düşündüren 10 konudan bahsedeceğim. İyi seyirler. Acımasız hava koşulları zombilerin önünde kesinlikle büyük bir engel olurdu. Yüksek sıcaklık ve nem, etin çürümesini hızlandırmakla kalmaz, enzimlerini geçirdikleri her şeyi tüketen pek çok böcek ve bakteri için mükemmel bir ortam sağlar. Kemik çatlatan kış, zombilerin kemiklerini olduklarından daha kırılgan ve hassas yapar. Ufak bir darbe, düşme veya kendi ağırlıkları bile iskelet sistemlerinin tamamen çökmesine sebep olabilir. Ayrıca güneş ışınlarının, fırtına gücündeki rüzgarların ve şiddetli yağmurların da neden olacağı olumsuzluklar etkisini gösterecektir. Virüsler, mantar hastalıkları, bakteriler ve diğer mikroskobik işgalciler insanoğluna zamanın başlangıcından beri büyük bedeller ödeterek ömrümüzü kısalttı ve çoğu zaman hayatımızı cehenneme çevirdi. Beyaz kan hücrelerinden oluşan ordusuyla bağışıklık sistemimiz enfeksiyonları yok eder ve bizi hayatta tutar. Bağışıklık sistemi zayıflayan insanlar pek çok problemle boğuşmak zorunda kalır. Zombilerin durumu da az çok böyledir. Bağışıklık sistemleri yoktur. Yaraları açıkta dolaşan zombiler, sayısız virüs, mantar hastalığı ve bakteri için adeta bir cennettir. Bu hastalıklar kendilerini evlerinde hissederler ve zombileri içten yiyerek yok ederler. Görmek, duymak, hissetmek, tatmak ve koklamak. Kısaca tüm duyularımız hayatta kalmak için kritik önem taşır. Duyularımız olmasaydı bu gezegende bomboş yaşardık. Zombiler sürekli çürüdüğünden bizi yemek için gerekli hayati eylemleri yerine getirmeleri pek mümkün olmayacaktır. Yumuşak dokulardan dolayı ölmüş birisinin kaybedeceği ilk organlar arasında gözler yer alır. Bu da zombilerin kör olmasına sebep olurdu. Ayrıca kulak zarları yırtılır ve parçalanarak düşerken işitme sisteminin geri kalanı da iflas eder. Hem kör hem de sağır bir zombi için insan avına çıkmak oldukça zor olsa gerek. Dişlerimiz üzerindeki mine, vücudumuzda bulunan en dayanıklı maddelerden birisidir. Bu sert kabuk, dişlerimizi çiğnediğimiz yiyeceklerdeki zararlı maddelerden korur ve etkili bir bakımla hayat boyu idare eder. Zombiler diş fırçalamayı bilmezler. Zamanla diş etleri çürür, mine çatlayarak kaybolur ve sonunda teker teker düşer. Böylece önemli silahlarını kaybederler. Ortalama bir insan midesi yaklaşık 1 kilo kadar sıvı ve katı madde barındırabilen kaslı bir torbadır. Bu yüzden çok yemek tüketenin midesi genişler, az tüketenin ise daralır. Zombiler engin iştahlarıyla tanınan canavarlardır. Bu tür bir diyet fazlasıyla problem barındırıyor. Mesela tüketilen gıdaların nereye gideceği. Zombiler işlevsel bedenleriyle tanınmadıkları için ağızları ve anüsleri arasındaki yolda muhtemelen bazı eksiklikler vardır. Bundan dolayı yedikleri besinlerden ne kadar fayda alabilecekleri tartışılır. Tabii bir zombinin vücudunda çok az parçanın düzgün olarak çalışmasından dolayı yedikleri kelimenin tam anlamıyla çıkmaz bir sokağa girebilir. Zombiler daha fazla yedikçe sindirilemeyen yemekler zamanla mayalanır, gaz baloncukları oluşturur ve en sonunda mide duvarı patlar. Mikroplar yayılmak için zeki ve dehşet verici durumlar geliştirmiştir. Örneğin kızamık, öksürük ve hapşırıkla yayılır. Bu hastalık o kadar bulaşıcıdır ki hasta birisine yaklaşanlara bulaşma oranı %90'dır. Zombiler ise taşıdıkları hastalığı bulaştırmak için kurbanlarını ısırmak zorundadır.
Bu bulaşma yöntemiyle ilgili pek çok sorun sayabiliriz. Ama bunlardan en önemlisi son derece verimsiz bir yöntem olmasıdır. Öncelikle kurbanlarından ısırık almaları için zombilerin bu kişiyi tutması gerekir. Kol ya da bacağını kaybetmiş bir zombi için çok zor görev. İkincisi de kurbanı ısırmak için harcanan zaman ve enerjidir. Ki bunların ikisi de zombilerin aleyhindedir. Ve üçüncüsü, ısırmak için avınızın dibine kadar yaklaşmanız gerekir. Senaryomuzda insanların kendilerini korumak için elinden geleni yapacağını düşünecek olursak, zombilerin işi oldukça zordur. Sırtlanlar, ayılar, kurtlar, çakallar, yaban köpekleri ve daha fazlası. Bu yırtıcı hayvanlar, inanın zombiler kadar korkutucu olabilirler. Üstelik bu hayvanlar, zombilerden çok daha hızlı, vahşi ve aç kaldıkça daha cesur hareket ederler. Aynı, kendisini zombi kıyametinin ortasında bulan insanlar gibi hayatta kalmak için her yolu denerler. Ayrıca bu ortamda fare gibi daha ufak hayvanlar da yer alacaktır. Antibiyotik krem ve haplardan önce en ufak çizik ve kesikler bile sağlıklı insanları yatağa düşürmeye yetiyordu. Fakat durulama ve el yıkama dahil düzgün bir hijyen disiplini sayesinde bu tür yaralanmaları atlatabiliyoruz. İnsan dokusu kendisini yeniden üretip iyileştirebilirken zombiler böyle bir lüksten mahrumdur. Yaraları ne kadar derin olursa olsun kalıcıdır. Ufak bir kağıt kesiğinin günden güne derinleşip genişlediğini düşünelim. Et giderek yarıldıkça kemiğe varır. En sonunda tutunamaz ve yere düşer. Biz insanlar besin tüketerek kimyasal enerjiyi, nefes almak veya üremek gibi hayatta kalmamızı sağlayan aktivitelere dönüştürürüz. Bu süreçlerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesinden metabolizmamız sorumludur. Teoride zombiler de bu şekilde etle beslenerek işlev görürler. Fakat bir sorun var. Zombiler aslında yaşamıyorlar. Ölüler toplumunun bireyleri olarak herhangi metabolizma kabiliyetine sahip olamazlar. Tükettiğimiz besinler çiğnemeye başladığımız anda sindirilmeye başlar. Sonra görevi mide devralır ve besinleri yaşamak için gerek duyduğumuz kalorilere dönüştürür. Diğer taraftan zombilerin bir metabolizması yoktur. Bu yüzden de enerji üretemezler ve hayatta kalsalar bile hareket edecek gücü bulamazlar. Hepimiz mekanik canlılarız. Gezinebilmemiz, kaslar arasındaki bağlantılar, kirişler, iskelet öğeleri ve diğer etkenler tarafından mümkün olur. Bu sistemin bir parçası aksadığında hareket bile edemeyiz. Tüm bunlara rağmen sarkan kemikleri ve etleriyle zombilerin ortalarda rahatça dolaşması tuhaftır. İnsanın merkezi sinir sistemi beyinden kas hücrelerine elektrik sinyalleri göndererek tüm kas hareketlerimizi kontrol eder. Buna rağmen zombilerin hareket edebilmeleri de tuhaftır. Zombi salgınına yol açabilecek faktörlerden bahsettiğim videoyu izlemediyseniz sağ alt köşeye tıklayabilirsiniz. Zombilerle alakalı bu iki videoyu izledikten sonra karar vermek size kalmış. Zombiler gerçek olabilir mi?